Ercan da diyor zaten Fenerbahçe ile devam edelim de editörün ne derse o. Tamam. Şunu o zaman sorayım sevgili Emre sen de mutlaka araştırmışsındır Vedat Muriç'i ki bugün hatta biz de Evren'le birlikte bir habercilik yaptık. Evren de hatta habercilik yaptı. Bir araştırdık meseleyi. Evet. Şöyle bir habere ulaştık Muriç'le ilgili. Muriç bu hafta lig maçında oynamak istiyor ama doktorlar bekle diyor. Yani riske atmayalım dinlendirelim seni bu hafta belki kupa maçında oynama ihtimali var. Hangisi Trabzon ne? Maçında, Trabzon maçı ya çok Şimdi yani. Fenerbahçe Trabzon maçı Lig'de Allah aşkına maçı kaybetsen olur. Beraber kalsın olur. Kazansın olur Fenerbahçe Lig'deki karşılaşmayı. Fenerbahçe'nin bu sene bir tek hedefi var. O da e, Türkiye Ligi kupasını, e, Türkiye kupasını müzesine götürebilir. Falan diye böyle bir, tür, bir sürü e, şey e, konuşuluyor. Onlar da mesela o da Trabzon bölümüne geldiğimiz zaman mutlaka onları da konuşacağız. Fakat bu Trabzon spor e, maçı Fenerbahçe için Belki de ligin en önemli maçlarından bir tanesi. E, skor avantajı Fenerbahçe'de esasında. Niye bunu söylüyorum? Deplasmanda 2 birlikli mağlubiyet var. Atılan orada bir gol var. Burada seyircisiz de oynasa Fenerbahçe öyle ya da böyle canlı dişine takıp bu maçı, bu karşılaşmayı mutlaka kazanmak zorunda. Avrupa kupalarına en kestirme yol Türkiye kupasıdır abi. Ya burada şu var. Fenerbahçe şu an oyuncular bir hedef çizecek. Çizmiştir. Zira Türkiye kupası maçı. Yani Vedat Muriş'in oynama isteği güzel. Ama ben daha finalli, daha final maçım var. Bence ben yani. iki maçta kupaya ulaşacağım belki. O oraya en iyi şekilde hazırlanıp bence ideal kadroyu orada çıkarması lazım. Yani burada Mehmet Aral ile var, Emre orada olacak. Yani burada o doğru karar vermek de önemli. Bence stratejileri dediğin gibi senin ziraat Türkiye kupası. Onun için Vedat'ın eğer gerçekten orada sorunu var ki doktorlar oynamasın veya tedbirli olsun diyorlar. E, ama oynuyorlar varmış. Vücudu çok kuvvetli Vedat baktığında ama. Ben olsam mesela bana desem ben oynamam kupa maçına saklarım. Ya yani. şimdi futbolcu... gerek diyor. yok. Artık ya bu saatte. Hoca sonra... sorsan şu maçta oynamak ister misin? Çok futbolcu oynamak isterim der abi. Onun için şey kupa maçında. Ku... Hayır hayır. Ya, lig maçında. Lig maçında. Her maçta. Oyuncu istiyor. Her maçta oyuncu ona istiyor. Ha, oyuncu istiyor. Oyuncu dinlemeyeceksin abi. Sen stratejiyi belirleyen teknik heyettir. Futbolcu hep oynamak ister. Hep oynamak ister. der evet. oynar oynar mısın? Abi Hadi sen abi bana ne, ne yapacaksın ne yani yapacaksın? Yani onu iyi düşünmesi. Orada doğru bir karar vermek lazım. O kararı da Fenerbahçe teknik heyeti verecektir ve teknik heyetinde yapacağı şey Bence Vedat'ı bu ilk karşılaşmada, Kayseri Spor maçında bence tribüne çıkartmak gereksiz yere onu şu anda riske etmemek. Doktorlar riske etmek istemiyor. Yani değil mi doktor? Yani sağlık evet. dinleyeceksin evet, istemiyor. Doktor, dinleyeceksin. Oynamasını istemiyor. O, ben onu öğrenirim. Yani Emre. Çarşamba, işte, perşembe kadar öğreniriz onu. Sana şunu sormak istiyorum. Tabii ki de herkesin merak ettiği konu şu. Fenerbahçe'de ee, kısa vadede işte Vedat Mur için tabii ki de önemli ama gündemin birinci maddesinde teknik rektör kim olacak? Ya. Çok soru geliyor. Muhtemelen sana da çok geliyor. Sevgili Evren'e de geliyordur. Ee, bir fikir ortaya koyması açısından. Bilmiyorum. Çok isimler var. işte. Rebrov ismi. Foto maçta dün, dün yazıldı. Ee, Rebro var. Erol Bulut var. Bir Elisa var. Var. Ee, var yani. Bir sürü isim. Abdullah Avcı, Abdullah var. Avcı var. Bravo. Nerede bir sürü isim var yani. Okan Buruk konuşuldu. Şimdi sen Emre Belezoğlu'yla da samimiyetin dostunu ben biliyorum. Böyle bir şey konuşulmuş mu, gündeme gelmiş mi? Hatta Okan Hoca teşekkür etmiş. Ee, Fenerbahçe kulübü çok büyük bir kulüp, iyi bir kulüp, başarılı bir kulüp ama benim hedefim o değil gibi bir Neymiş ifadesi dese? varmış. Galatasaray'da teknik direktörlük yapmış. Şu anda nerede teknik direktörlük yapıyor? Başakşehir'de. Galatasaray'a teknik direktörü kim? Fatih Terim. Öyle bir şey olur mu? Allah aşkına? Haber yani haberi söylüyor. Galatasaray çağıracak, <laughs> Galatasaray Beşiktaş çağıracak da gitmeyeceksin. Yani ki şey e, Okan Hoca e, durumunda bir adam. Okan Hoca dişilen tırnağından buralara kadar, bu noktalara kadar gelmiş bir adam. Yani yıllardır Anadolu'nun dört bir köşesinde çalışmış. Başarılı olmuş, ismini duyurmuş. Şu anda en yıldız teknik direktörlerden bir tanesi diyebileceğimiz e, Okan Buruk ve ben her zaman söylüyorum. Mutlaka bir gün e, bir büyük takımla yolu kesecektir. Ha. Okan Hoca Galatasaraylıdır. Beşiktaş'ta da oynadı bu arada. Galatasaray diyoruz da Beşiktaş'ta oynamadı mı yani? Tabii tabii. Bu son orada oynadı. Ama Galatasaraylıdır. Ha yani Galatasaraylıdır. Ama teknik adamlıkta ben buna çok şey değilim. Ya yani biz bunu değiştirmemiz üzerine, lazım biraz. Üzerine bunu yapıştırmamış hocalardan bir tanesi. Onu söylüyorum sana. Şimdi mesela Ersun Yanal. Bir örnek vereceğim sana. Ersun Yanal. İşte Fenerbahçe şöyle oynar. Fenerbahçe büyüklüğü şöyle büyüklüktür falan filan. Sürekli bunları söyleye söyle bütün kapıları kapattı kendine. Ersun Yanal'ın başka bir büyük takıma çalışma ihtimali var mı bu saatten sonra? Yani Galatasaray'ı çalıştırabilir mi Ersun Yanal? Zannetmiyorum. Beşiktaş çalıştıramaz. Ama bir daha Fenerbahçe'ye gelmez diye de iddialar da. Yani ben gelemez bence. Hayır Bu, bu park, ya daha önce de gelemez. Daha de, Ya, bakma burası Türkiye Yanlış, Hayır ya hayır yanlış yapılan yanlış, bir yan, hamle. başından beri söyledik ama ben size başka bir şey soruyorum. O kadar çok Fenerbahçeli olduğunu, o kadar çok Fenerbahçe e, ceketini giydi ki sırtına artık bütün kapıları kapatmış durumda kendisine. Galatasaray, Beşiktaş'a, Trabzon'a ayakta gidemez yani. 3-4 tane büyük kurubiliş bir tanesine her sınıfa gidemez. Bundan sonra ha, dediğin gibi Fenerbahçe gelir mi? Okan'ı bilmiyorum ama bence gelemez ama yine de neler gördük neler geçirdik. Gelir mi gelir o da belli olmaz. Ama Okan Hoca öyle değil. Okan Hoca çıkıp da bir yerde işte Galatasaray'lılığını işte ya da Beşiktaş'lılığını takım falan asla çok fazla ön plana çıkartmış isimlerden bir tanesiyle. Onun için Beşiktaş'a da gitse eee Fener'e de gelse, Galatasaray'a da gitse kimse sesini çıkartmaz Okan Hoca ilgili. Yani hedefleri var da. Mustafa tabii Deniz de. abicim yani Mustafa Hoca hangi takımlı? Beşiktaşlı. Fener'i Galatasaray'ı Beşiktaş şampiyon yaptı yani. Yalan mı? Tamam. E Beşiktaşlı. Üç, sen, de çalıştı. E sen hiç Mustafa Hoca'nın ağzından şey dedin duydun mu işte Fenerbahçe'nin büyüklüğü şöyle bir büyüklüktür. Galatasaray bu kadar büyüktür filan bu tip söylemler duydun mu? Abi iş Veya ayrıdır. ben değil? Beşiktaşlıyım, ben Trabzonluyum böyle bu şeyler duydun mu? Profesyonelik ayrı bir şeydir. Ay, bu duydun mu? Ayrıdır. Yani orada sen Beşiktaşlısın diye yani çalıştıramayacak mısın Galatasaray'ı? Ama belli şeyler var, belli kriterler de olmuyor mesela bazen. Çok fazla üstüne giydiğin zaman olmaz. Ama Okan hedefinde Galatasaray'a çalıştırmak var mıdır? Var vardır, illa ki Ama Büyük takımı çalıştırmak var. şu an bir takım çalıştırırken hani bunu soruyu sordular da bir cevap verdi hani benim canlı duymam lazım. Çünkü şu an zamanı değil bunu. ya yani bunu çok zaten Başakşehir'de. Ha, yani dile getir. Zaten başarılı bir takımda Oya <laughs> Fark Kupası'nda hedef sağlamış. Orada belki o başarıyı yakalayacak. Daha Ağacığım, sonraki ben yıllarda ben Başakşehir'i çalıştırıyor olsam, ben Başakşehir kulübünü çalıştırıyor olsam bana Galatasaraylı olsam atıyorum. Bana Fenerbahçe'nin teklif gelse giderim. Çünkü bir hedef büyütmektir o. Çıtayı yükseltmektir. Mesela Galatasaray'ın bir teklifi yoksa, Galatasaray'ın bir teknik direktörü varsa hali hazırda ki var. Ama Fenerbahçe'de öyle bir teklif yaparsa giderim. Beşiktaş yaparsa giderim. Çünkü, Profesyonelce bakarım e, diyoruz. Çünkü çıta atla mı? Öyle geldi zaten. Okan ya Buruk bu, buralara öyle geldi zaten. Almanya'da belki bunu yapabilirsin. Hani orada değil mi? Orada hani normal ama burada Türkiye'de normal karşılanır mısın? Ben sana soruyorum. Ya karşılanır Okan Buruk'la ilgili Fenerbahçe yani. taraftarının bir şey söyleyeceğini zannetmiyorum ben. Ben gitmem mesela. Olumsuz bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. <laughs> <laughs> sen gidemezsin. Gitmem ben. Hala gidemezsin. Niye gidiyorsun? Artık abi. sırtına giymişsin. Anladın mı Galatasaray'da? O da o da abi benden daha iyi Galatasaray'lı Okan. baktığında. benden daha çok. Ya bunu fazla dillendiren, farz fazla olarak. Tarafta tarz döken olarak. Adam o değil. öyle düşünebilir. Saygı duyuyorum. Ben diyorum normali o profesyonellik olur. Ben gitmem ama. Yani işte bu şeydir yani. Bakış açısıdır. Ha belki daha başarılı olur. Vallahi daha doğru, <laughs> doğru yoldur. <laughs> Valla topçuyken Topçuyken seni Fener çağırsa biraz da fazla para verse kafada karada giderdim. Boş konuşma bana hiç. Yani. <laughs> ya nereden bana Nereden boş, boş yani. şimdi? Bana de. boş. Abi bu abi işler bak. böyle baba ben bunların hepsini. Sen, sen bana sorun böyle baba. Şu çok önemli bir olay. Bak Bunları futbolda bana sor. bütün e, büyük takımlarda oynamak onur verici bir olay. Sergen Sergen'i çok ayrı tutuyorum. Dört büyük takımda. Burak Yılmaz da bunda çok başarılı. Ona da bir şey demiyorum. Ama futbolu bıraktıktan sonra iki takımda oynamış bir oyuncunun taraftarın bakış açısı çok önemli. Yani tamam hayat şartları seni getirmiştir. Profesyoneldir, hak veriyorum. Ama bizim ülkemizdeki bakış açısı açı çok farklı. Yani aidiyet. Yani bir yere seni koymuyorlar. Yani onun için sen hiç gerek yok. Oynamışsın 10 yıl bir takımda, 11 ve 6 yıl, 5 yıl. Yani ertesi yıl oraya gitmenin çok mantığı yok. Orada iyi düşünmek lazım. Doğru karar vermek lazım. Yani Bülent Böyle, Korkmaz mesela teklif dersin. geldi, gitmedi son dönemde. Galatasaray Bülent Korkmaz'ı bitirdi. Bunlar çok önemli. Bana da öyle bir şansım olsaydı, ben de onu yakalasam gitmezdi. Sonuna kadar orada bitirmek istedim. Evet, Çünkü ör örnekler var. Mesela Gökhan Gönül 8 sene, Fener'de kaptanlık mertebesine yükselmiş gitti Beşiktaş'a. yaşa. Rüştü. Fenerbahçe'nin kaptanı Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yaşa gitti, imza attı. Hem de oynayabilecek iyi durumdayken yani tamamen böyle şey olmadan. Ee, bir sürü Hasan Şaş Fener'e gelemez. Gökhan Gönül mevcut şu anda taze. Gelemezdi, gitmez zaten. Z zaten gelemez. Erken, Benim atmaya çalıştığım şey şu. <laughs> Güzel kardeşim gelemez o gitmez, gitmez o falan değil. Gel, gel gelmez. Ha, Çanarlı, Çanarlı, yani. Hem ha. ha. E, galatasaray yaptı hem Fenerbahçe hem Beşiktaş. Volkan Demirel Galatasaray'a gitmez gidemez. Galatasaray Hasan Şaş olarak bıraktı. Volkan Demirel alır, şey Demir alır mı Galatasaray? Nasıl? Volkan Demirel alır mı Galatasaray? Olmaz canım. E, Volkan da gitmez. Mesela ona bakarsan Musa'ya da gitmez. Anladım böyle gittim, yani bazı şeyler şey var. Ben de onu diyorum. Bazı böyle, böyle noktalar aslında. var yani. Bazı nokta ama bazı oyuncular var. Hani tercihler o başka bir şey. ben de o evrenin o şeyine katılıyorum. Onu da söyleyeyim. Hani böyle artık efsane olmuşsun, kaptanına yükselmişsin falan artık bir zaten sonra yakışmıyor biliyor musun Doğru. takım değiştirmek? Şey, e, Camiasız kalıyorsun. Bu kim hangi e, isimle çıkacak maça? Fenerbahçe. Şimdi iki maç daha şeyden götürebilirler. Ya pro lisans bak pro lisans olayını çok millet fazla kafaya takıyor. Fenerbahçe'nin alt yapısında da Fenerbahçe'nin üst yapısında da elinde pro lisans olan bir sürü <laughs> hoca var. Yani bir tanesi pro lisanslı gelip de bir oturmak çok zor bir şey değil... ...hani o şeye kafaya takıyoruz ya çok fazla... ...iki maç çıkabilir, iki maç çıkabilir... ...şimdi ne olacak, şimdi ne olacak... ...panik yapma alemi yok... ...yüz gündür senin teknik direktörün yok... ...kardeşim yüz gün olmuş ya... ...yüz gündür Fenerbahçe'nin teknik direktörü yok... ...bu ne demek... ...sezon sonuna kadar bekleyeceksin arkadaş demek... ...yani aceleci davranmıyor... Sen, ya, ...ne ya, acelesi ya, ya aceleci değil... ...anlaştıklarından sezon sonu ne? gelecek demek ki bu... ...yüz gündür teknik direktörü getirmeyen adam... ...iki maç sonra teknik direktör getirir mi... Ben amaç tarafdan da söylüyorum buradan 100 gündür hocan yoksa 8 hafta daha bekleyeceksin kardeşim. Başka bir açıklaması ya, yok bunun için. Bundan şu çünkü karar ver karar veremiyorlar tam olarak. Ya, ya, da, ya da veriyorlar. Ya da veriyorlar. Hoca çalışıyor. Ha o da olabilir. Ama ben hani anlatsam bir teknik adamla şu an gelsin sesini isterim mesela Anladım. bir teknik adam. Yani takımın en azından dışarıdan bir gözle en azından seneye kuracağı takımı. Ha derler ki şeyle de izler, CD ile de takım ama öyle olmuyor. Canlı izlemek çok daha iyi. Beraber olmak takım aynı şey mi yani ya? O takımla sen 3 hafta 4 hafta zaman geçireceksin. Büyük bir şans ve seniyenin kabrısını <laughs> belki düşüneceksin. <laughs>